Sayın Başkan, Plan Bütçe Komisyonu değerli üyeleri, Sayın Bakan, değerli bakan yardımcıları, kurum ve kuruluşların değerli bürokratları, değerli basın emekçileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Çalışma Bakanlığı bütçesinin içinde en önemli kalemlerden biri Sosyal Güvenlik Kurumu. Ama AKP, SGK ile ilgili kanunlar çıkarırken kara delikleri kapatıyoruz demişti. Kara delik demişken sözün başında Türkiye, hatta dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliği AKP iktidarıdır. 19 yılda AKP'nin yutmadığı değerimiz, birikimimiz neredeyse kalmadı. Dış politikada 90 yıllık harici geleneğimizi yuttunuz. Osmanlı'dan beri gelen kutsal saydığımız vakıf kültürümüzü yuttunuz, kirlettiniz. Vakıflar aracıyla fakir kurabanın kamu malına çöktünüz. Vakıflar aracıyla kamuya kendi adamlarınızı yerleştirdiniz. Kurumları yuttunuz, Merkez Bankası'nı yuttunuz. En son Boğaziçi geleneğine atadığınız rektörle yuttunuz. Ahlakı yuttunuz, ahlakı. Dezenfekte satan bakan, 10 bin dolar alan siyasetçi, Sedat Peker'le barışmak için araya gazeteci sokan bir suç işleri bakanı, uyuşturucu baronlarına kadın servisi yapanlar, yine uyuşturucu baronunu cezaevinden çıkaranlar. Fakir fukaranın 128 dolarını yuttu. Yani SGK'da kara deliği söyleyenler Türkiye'ye kara delik gibi yuttu. Değerli arkadaşlar, memlekette ahlakı bitirdik, ahlakı. Hala kadın servisi yapanlar içinde barınıyorsa, hala mafyaya işbirliği yapanlar, buna utanmanız lazım. Buna utanmanız lazım. Sadece onu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, Sayın Ağababa, bir üstünde ilgili bir husus var. Değerli arkadaşım, çekim, o şekilde çekim yapmaya müsaade etmiyoruz. Kendisini zaten vekillerimiz çekiyorlar ama konusunu. Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, Hatip'e müsaade etmeyelim. Sıra geldi de cevap verelim ama Hatip'ten de bir ricam var. Burası Plan ve Bütçe Komisyonu. Kullandığımız kelimelere, üstümüzde lütfen dikkat edelim. Elbette görüşlerinizi, farklı fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Ama birbirimizi kırmamamız lazım. Birbirimize saygılık içinde fikirlerimizi ifade etmemiz lazım. Buyurun hocam. Başkan, süremi dikkat alırsanız memnun olurum. Süreyi durdurduk bu arada. Tamam. Şimdi 2008'de... Onu söylüyorum. Lütfen kullandığımız dile dikkat edelim. Siyasette zaman zaman hararetli tartışmalar olabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Gocunuyorsan gocu. Utanıyorsan utan. Gocunuyorsan gocu. Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili kim? Kim? Ya da İçişleri Bakanı gazetecini mafyayla barışmak için devreye soktu mu? Cevabını ver. Sayın Ağabey, dokunuyor mu sana? Salim Bey, rica ediyorum. Alındır herhalde. Rica ediyorum. Dokunsun. Sesimizi deyin, sözümüzü yükseltelim. Birbirimize saygı içinde fikirlerimizi ifade edelim. Hepinize yetecek zamanımız var. Hepinize de söz vereceğim. O söz verdiğimde siz de sağ sayın olarak fikirlerinizi ifade edersiniz. Lütfen hadi bir dinleyelim şimdi. Buyurun. Devam edelim. Süreç 4 dakika geçti, bilginiz olsun. Yok, durdurdum. Durdurma Sayın Başkan. 20 dakika zaten. 44'teydi. Şimdi oraya geldi, bilginiz olsun. Neyse onu ilave ederiz. 2008'de yeniden yapılandırılarak yürürlüğe giren 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu üzerinden 14 yıl geçti. AKP iktidar üzerinden 19 yıl. Görüyoruz ki 19 yıldır açıkları kapatmak şöyle dursun. Açık neredeyse 200 katına çıkmış durumda. AKP döneminde uygulanan yanlış politikalar yüzünden sosyal güvenlik sistemi mali açıdan sürdürülebilirliğini kaybetmiş durumda. Devletlik diye sunulan sosyal güvenliğin geçmişte kıyaslanmaya kadar bir devasa kara deliğe dönüştüğünü görüyoruz. Sosyal devlet anlayışına sahip ülkelerde sosyal politikaların asıl amacı vatandaşların işsizlik, yaşlılık durumlarında gelir güvencesi ve sağlık hizmetlerine erişebilmesidir. Oysa gelinen noktada devleti bir şirket gibi yönettiği iddia edilen iktidarın uyguladığı yanlış politikalar sonucunda
sosyal güvenlik sistemini içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan ve AKP sözcüleri 2010 yılından bu yana Genel Başkanımızın genel müdürlük yaptığı SSK kurumu üzerinden partimizi eleştirmekte. Ayrıca hemen her konuşmada SSK bir sakız gibi AKP sözcülerini çiğnediği ve manipüle ettiği bir durumdadır. Tüm beceriksizliklerini, tüm eksikliklerini AKP SSK yalanlarıyla kapatmaya çalışıyor. Adeta çeyrek asır, hatta 30 yıl öncesini bahane ederek kendi çapsızlıklarını, kendi bilgisizliklerini örtmeye çalışmaktadır. Kılıçdaroğlu SSK yılları bu iktidar dönemine de yıllarca ince ince araştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun açığını bulmak için özel müfettişler görevlendirildi. Bir kuruş usulsüzlük, bir kuruş yolsuzluk bulunamadı. Ayrıca bu açık verme yalanını da rakamlara bakarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu görev yaptığı 1992 ile 99 yılları, ki 99'da sadece 2 ay arası, 2 ay SSK'da çalışmıştır. SSK'nın toplam açığı 2.6 milyar. Bu tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli milletvekilleri. Oysa AKP iktidar döneminde 2003-2021 yılları arasında SSK'nın toplam açığı 444.5 milyar. AKP'nin SSK açığı Kılıçdaroğlu döneminin tam 170 katı. Bakın bu rakamları bütün kamuoyunun ve sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Yine Kılıçdaroğlu görev yaptığı koşullarla bu dönemki koşulları karşılaştığımız zaman arada dağlar kadar fark vardır. Emeklilik şartı o günlerde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve 5000 prim iş günü çalışma şartına tabiydi. O dönemde kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olma hakkına sahipken şu an ise emekliye ulaşabilme yaşı 65'tir. Prim gün sayısındaki durum benzerdir. 1 Mayıs 2008'de yürürlüğe giren düzenleme ile kadın ve erkekler için prim gün sayısı 7200 güne çıkarıldı. 30 Nisan 2008'de işe başlayanlar SGK'lı ise 7200 prim günüyle, Bağkur'lu ise 9000 prim günüyle emekli olabileceklerdi. Kılıçdaroğlu döneminde emeklilik yaşı 38-43, prim günü 5000, AKP döneminde emeklilik yaşı 58-65 ve prim günü 7200 ve 9000'di. Buna göre Kılıçdaroğlu dönemindeki açığın çok daha yüksek olması gerekir. Yani emeklilik, yine emekli bağlama oranı %70'lerden %28'lere kadar düştü. Buna rağmen Kılıçdaroğlu suçlamak için insanın utanma duygusunu kaybetmesi gerekiyor. Kara delik varsa bunun sorumlusu AKP'dir. Hala Kılıçdaroğlu suçlamak ise büyük bir yalandır, iftiradır, büyüklandır. Rakamlar açıkça göstermektedir. Hatta Sağ İktidar Partisi dönemindeki genel başkanlar genel başkanımızın hakkını teslim etmiştir. Sayın Erbakan da, Sayın Demirel de bu durumu teyit etmiştir. Ayrıca burada büyük bir trajikomik durum var değerli arkadaşlar. Ülkeyi ya da SKK'yı kim yönetir? Bu ülkeyi yönetenler Süleyman Demirel, Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan değil, Kılıçdaroğlu mudur o dönemde? Bu mantığa göre Sayın Bakan, siz şimdi aradan çıkın, çekilin, bu bütçeyi ya da eleştirilerimizi SKK başkanına yapalım. SKK başkanının ismi Cennet Bey'e yapalım eleştirilerimizi. Sayın Cennet Ceylan'a yapalım. AKP'yi buradan çıkaralım. Sayın Bakar'dan çıkaralım. Hükümeti çıkaralım. Sayın Cennet Ceylan'a yapalım. Bu ekonomi niye böyle geldi? İşsizlik niye böyle? Emeklinin durumu niye kötü? Sayın Bakan'a sormayalım. SKK Genel Müdürlüğü'ne soralım. Bu mantığa göre. Ayrıca yine AKP'nin önünde en çok kullanılan birisi ne? Duble yollar. Duble yollar, karayollar genel müdürü mü yapıyor? Siz mi yapıyorsunuz? Ya da havalandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel müdürü mü yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Allah biraz size bu konuda akıl fikir versin diyoruz. Yani bu eleştirilerinize kısaca böyle cevap vermek istiyorum. Niye değerli arkadaşlar? Türkiye'de sakın SKK genel müdürümüz yanlış anlamasın. Bir durumu söylemek için söyledim. Affedersiniz beni bir kesiyorum. Kusura bakmayın ama Ali Bey rica ediyorum. Böyle bir usulümüz yok. Kendinizi çekebilirsiniz ama başkalarını ben çekebilirim Sayın Başkan. Çekme hakkınız yok. Ali Şeker, Ali Şeker meclisimizin tescili tepkimizi de Şeker TV'ye biz çekebiliriz. Şeker TV'ye ben anlayışınıza da teşekkür ediyorum. Buyurun devam edin. Türkiye sosyal güvenlik sisteminin en büyük mağduru hiç kuşkusuz emekliler. Emekliler yıllar içinde haklarında büyük kayıplara uğradılar. Yaş ve primle ilgili yapılan düzenleme emeklilik yaşına çok ileri yaşlara atarken
çok da önemli bir konu. Aylık bağlama oranı emekli vatandaşlar ciddi bir hak kaybına uğramazlar. Neden oldu? Eskiden bir çalışan emekli olduğunda başını sokabileceği bire kalan parasıyla evine ceyiz çocuğuna düğün yapabilirdi. Şimdi emeklinin bir ev alması hayal bile değil. Bu durumun sebebi bu iktidar döneminde getirilen aylık bağlama oranları. Bakın değerli arkadaşlar, daha önceki aylık bağlama oranlarına bakın, şimdiki aylık bağlama oranlarına bakın. Maalesef bu aylık bağlama oranları değişirken özellikle 2008'de burada ses çıkarmayan buradaki diğer bu işle ilgili diğer kurumlarında sorumlu olduğunu belirtmek istiyoruz AKP'yle birlikte. Kısaca emekliye düşman, emekliyi yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Emekliler asgari ücretin altında maaş almaya devam ediyor. İnsan Allah'tan korkar. Bir esnaf eğer asgari ücretin altında bir işçi çalışıyorsa cezasını öder. Ama değerli arkadaşlar maalesef hala emeklerimiz asgari ücretin altında maaş alıyor. Yine bir acı durumu sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Devletin resmi kayıtlarına göre 7.578.123 kişi aylık 1.192 TL ile geçimini sürdürmeye çalışmaktadır. Tekrar söylüyorum, 7.578.000 kişi aylık 1.192 TL ile geçimini sürdürmeye çalışmaktadır. Aylık bağlama oranlarından dolayı dünyada olmayan ucube bir sistemle karşı karşıyayız. Bu ucube sisteme göre daha fazla prim ödeyen, daha fazla yıl çalışan bir çalışanın emekli aylığı düşüyor. Daha fazla çalıştıkça daha az emekli maaş alıyor. Çalışmak zorunda olanlar kayıt dışına geçiyor ve EYT olarak hayatına devam ediyor. Adeta şaka gibi dünyada örneği olmayan bir sistem. AKP işçi emekli düşman derken tam da bunu söylüyor. Devlet daha hem daha az prim topluyor hem de kayıt dışının önünü açıyor. Değerli arkadaşlar, asgari ücretin alan bir kişinin şu anki brüt ücreti 3.577 lira. Eski sisteme göre 7.200 günde emekli olduğu takdirde emekli aylığı az sınır %70 olarak kalsaydı bugün 2.504 TL emekli aylığı alacaktı. Ama yeni sisteme göre 1.251 TL emekli aylığı bağlanıyor. Tabi 2020 tarihinde çıkan yasayla emeklilere yapılan ödemenin 1.500 TL'den az olamayacağı hükmü getirildi. Bu sayede 1.500 TL alabiliyor. Tüm emekliler platformunun verilerine göre emeklilerin %82.7'si emekli aylıklarının yetersiz olduğunu, %55.6'sı kredi ve kredi kartı borcu olduğunu söylüyor. Emeklilerin en çok tükettiği madde %82 ile ekmek iken %73.5'u gelirle istediği gıdayı alamıyor. Yani 40 yıl devlete hizmet etmiş emeklilere kuru ekmeği layık görüyoruz. Emekliler artık ikinci eşya pazarından üzülerek söylüyorum paltosunu, ceketini, ayakkabısını alıyor. Küresel emeklilik endeksine göre Türkiye emeklilere sunulan yaşam ve refah bakımından dünyada 5. sırada. Şimdi yine bir maaşa bir manipülasyon var. SGK verilerine göre en düşük emekli aylığı 2.523 TL ama 1.500 TL alan hala milyonlarca emeklimiz var. Aradaki 1.000 TL nereye gitti de sizlere sormak istiyorum. Diğer bir mesele emeklilere ikramiye konusu. Bu konuda emekliler adına Allah Kemal Kılıçdaroğlu'ndan razı olsun diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde ikramiye veriliyor. Ancak her şeye zam geliyor. Bir türlü emekli ikramiyesine zam gelmiyor. Sadece 100 TL bir sadaka verildi. Bir de Sayın Bakan siz de mutlaka biliyorsunuzdur. Emekliler artık bayramda torunları eve gelecek diye korkuyup harçlık verir diye. Yine emekliler gözlerimle şahitim ki çay ocaklarında kahvelerde oturamıyor. Çay ve satmayan yaz kış, yazın sıcakta, kışın soğukta çay bahçeleri, parklarda oturuyor. Değerli arkadaşlar, gelelim bir EYT meselesi var ki, bu EYT meselesi ilginç bir şey. Siz de yine çok iyi bilirsiniz Sayın Bakan, bir maç düşünün, maç başlıyor. Maçın son dakikalarında elle gol atmayı serbest bırakılıyor. EYT'lilerin tam da durumu bu. İşe girerken kuralı belli, emekli olacağız, yaşı belli ama maalesef durum maç devam ederken değişiyor. 1998 yılında işe giren bir işçi 2023 yılında emekli olacakken 1999'da çıkarılan bir yasayla emeklilik 15 yıl sonraya yani 2038'e erteleniyor. Ben burada çok detaya girmeyeceğim ama burada sizin hem burada EYT ile ilgili MHP grubunun, HDP grubunun, İYİ Parti grubunun ve CHP grubunun seçimden önce vermiş olduğu sözü hatırlatmak istiyorum. Emeklide yaşa takılanlar ya da son MHP'nin red verilmesiyle emeklide MHP'ye takılanlar diyebiliriz.
Onlar rica ettiler, ben bu sloganı buradan okumak istiyorum. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa. Bir başka mesele, 3600 meselesi. Bakın burada AK Parti milletvekillerine söylüyorum. Sayın Bakan size söylüyorum. 3600 meselede söz vermeye kimse kalmadı. Burada bir video dinleteceğim ama Sayın Erdoğan'ın videosu. Süleyman Sayın Bey yazsa dinletelim. Sizin genel başkanı. Peki. O zaman dinletmeyelim. Peki, dinletmeyelim. Şimdi 3600'ün de çıkarılması gerekiyor. Yine asgari ücret meselesi değerli arkadaşlar. Asgari ücret meselesinde birkaç rakam paylaştım ama bir sürü şeyi söylemek istiyorum. MHP Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Sayın İsmail Faruk Aksu da burada. Plan Bütçe toplantısında siz asgari ücretten vergi kaldırılmasını söylediniz. Sayın Aksu, eğer bu konuda samimiyseniz kanun teklifi 20 dakikada hazırlanır. İlk imza atmaya da biz hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Gelirlerin asgari ücret kadar olan vergi alınmasını diyoruz. Değerli arkadaşlar, bunu kısa kısa paylaşayım. Sürem de az kaldı. Avrupa'da en az asgari ücreti veren ikinci ülkeyiz Arnavutluk'tan sonra, burada sizlerin dikkatine sunuyorum. Yine bir başka konu değerli arkadaşlar, bizim asgari ücretimiz adeta olağan ücret duruma gelmiş durumda. Avrupa'daki en fazla çalışan, en fazla asgari ücretle çalışan ülke Türkiye. Adeta asgari ücretimiz ortalama ücret durumuna gelmiş durumda. Yine asgari ücretlinin hemen çok kısa kısa nasıl gelir kaybına uğradığını söylemek istiyorum. Geçen yılın Ekim ayından 2021 Ekim ayına kadar asgari ücretin sofrasında 149 kilogram domates, 358 kilogram patates, 56 paket makarna, 63 kilogram tavuk azalmış durumda. Asgari ücretin bu kış evini ısıtmak için geçen yıla göre 700 kilogram daha az kömür alabiliyor. Yine bu işsizlik meselesi değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, siz yeni bakansınız. Bakın, bu işsizlik meselesi önemli. Bütün meclisin vebali, işsizlerin vebali bütün meclisimizin üzerinde ama en çok sorumluluk sizin. Mutlaka liyakati esas kılarak mülakatın kaldırılması gerekiyor. Fakir fukaranın çocukları da dayı aramadan, vekil aramadan işe girmelidir. Bunu da sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Yine Sayın Bakan, İstanbul Belediyesi hatırlatsak Türkiye'yi hatırlatırım. Daha dün TRT, Atilla Seyretel açıldı. Daha dün Atilla Seyretel açıldı. İnsan bunu söylerken biraz utanır, yüzü kızarır. İnsan utanır biraz ya. Yüz binlerce insanı vekil diye, ne bilmem ne yer diye işe yerleştir. Bunu söyleme, biraz utanır insan ya. Şimdi arkadaşlar bir soruyu Sayın Bakan, burada bir şey sormak istiyorum. 375 sayılı kanun hükmünde karar rağmen ek 4. maddesinde diyor ki, ek 4. maddesi var Sayın Bakan. Burada siz bakan olduğunuzda çalışma yaşamından geldiğiniz için bütün sendikalar umutlandı. Yani herkes de sizin bakan olmadan memnuniyetini ifade etti. Onu da söyleyeyim buna huzurunuzda. Ancak bu memurlara %1 şartı getirilmesi bu umutları kırdı Sayın Bakan. Onu söylemek istiyorum. Yine merdiven altı sendikacılık deyimi, her türlü olumsuzluk ve korkuya rağmen örgütlenmeye çalışan sendikalara da haksızlık olduğunu burada sizin yüzünüze ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. İş hukukunun temel kuralı olan kanun emredici norma ile çelişen toplu sözleşme hükümleri geçersizdir. Sizin bu toplu iş sözleşme hukukunun geçersiz olmasına rağmen bunu niye imzaladığınızı doğrusu merak ediyorum. Yine toplu yararına çalışma programı toplu iş kurumu tarafından uygulanan bir program. Bu Türk İş Kurumu Başkanı burada açıklama yapacak. Bu programın genelde kaç kişi yaralandığı belirtecek ama belirtmediği bir husus var Sayın Bakan. Çok sorduk. İlçe bazında hangi belediyelerin, kurumların, bakanlıkların bu programda yer alındığı ilişkin bilgi verilmeyecek. Biz buradan 4 senedir sürekli bir soru yazılı olarak soruyoruz. Cevapları alamıyoruz. İşçilerin parası nerede, nasıl harcandığı konusunda bilgi alma hakkımız yok mu? Bunu da sizin takdirlerinize sunmak istiyorum. Sayın Bakan, tekrar soruyorum. Toplum yararına çalışma programı kapsamında il ve ilçe belediyelerin hangileri bu program çerçevesinde TEF projesine faydalanmıştır? Yıllar itibariyle sayıları tarafımıza verilmesini talep ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, biz geleceği düşünüyoruz. Biraz da yapacaklarımızı söyleyelim. Uzaktan çalışma bir sömürü çarkına dönüştü. Dört duvar arasında fatura çalışandan, internet masrafı çalışandan, yemek parası çalışandan, printer'ın mürekkebi çalışandan alınıyor. Uzun çalışma süresinde mesai ücreti ödenmiyor.
en büyük emek sömürüsü burada işliyor. Eğer çalışana temassız ödeme varsa bizim iktidarımıza temassız sendikacı kurulacak. Uzaktan çalışanlar özel yıpranma payı verilecek. Uzaktan sendikacılara tabi çalışanlar toplu iş sözleşmesine tabi olacak. CHP kendi çocuğuna kadro veren rektörün değil, herkesin çocuğuna iş ve herkesin çocuğuna sendikacılık getirecek. İktidarımızda biz ne yapacağız? Düşünün, ana muhalefetteyken taşerine kadroyu, emekliye ikramiyeyi, asgari ücrete zammı verdik. İktidarda neler yapacağımızı bir siz düşünün. Mutlaka emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında bir asgari ücret ikramiye vereceğiz. Emekli maaşlarına zam yapılacak ve emeklilerin ekonomik büyüme paydan almasını sağlayacağız. Daha sonra anlatacak bu da zaman yok. Aile destekli sigortası kurarak Türkiye'de yoksul hiç kimseyi bırakmayacağız. 3600'ü getireceğiz. Taşeron'da kadroya geçiş sürecinde yararlanmayan işçilere kadro vereceğiz. EYT sorunu çözeceğiz. Şimdi Sayın abim 2 dakika ek süre veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan çok süremi yediler ama. Peki. Şimdi dünya yapay zeka ve robotik gelişmeler konusunda devrim yaparken Finlandiya, Kanada ve İsviçre gibi bazı ülkeler tüm vatandaşların çalışma zorunluluğu olmayan bir sistem gerçekleştiriyor. Robotik gelişmeler bu hızla devam ederse hesaplamalara göre Sayın Bakan 2030'lu yıllarda dünya nüfusunun %10'u işsiz kalacak. Yine bu çalışmalara göre 2040 yıllarda bu rakam dünya genelinde %20'yi bulacak. Ve artık çalışma yaşamı bu sebeplerle 4 saat ve 4 gün çalışma şeklinde evrilecek. Bütün bu teknolojik gelişmeler hayatımızı vazgeçilmez bir parçası haline dönüşürken evrensel temel gelir ve hayatımızın bir parçası olmak zorunda kalacak. Fakat dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerde yaşam standartlarını ve refah seviyesini arttırmaya yönelik bu gelişmeler ne yazık ki Türkiye gibi ciddi anlamda bütçe açığı ve cari açık veren bir ülke için önümüzdeki yıllarda çok büyük bir sorun haline dönüşecek. Dünyada işsizliğin %20'lere karşı çıkması evrensel temel gelir ile işsiz kalan bu insanların desteklemek zorunda olması anlamına geliyor. Dünya teknolojik ve robotik gelişmelerde bu hızla ilerlerken yarın için bile işsizlikle mücadele konusunda bir çözüm ve eylem planı olmayan bir ülke yaratıldı. Dünya dijital alanda iş sektöründe devrim niteliğinde çalışmalar yaparken biz Avrupa ülkeleri arasında en düşük bürüt asgari ücret veren ikinci ülkeyiz. Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor ki robotlaşma sayesinde biz insanlar ihtiyacımız olan yaşam standartlarını üretmek için kolektif bir şekilde haftada sadece 15 saat yani günde 3 saat çalışmak bütün ihtiyaçlarımızı üretmiş olacağız. Ama bu Türkiye'de değil gelişmiş ülkelerde olacak. Türkiye'de ise sadece işsiz olduğumuzda yeni işsiz eklenecek. Çünkü AK Parti iktidarına bu ülkenin geleceğini de çaldığı umutsuz nesillerimiz de gelir. Sayın Ali, Sayın Ali üyemiz 5 dakikanın süresini size devretti. Yok, ben, o yüzden 5 dakika daha ilave ediyorum. Bu sözde sizinle ilgili onun için bunu süreden saymazsınız. Sayın Bakan, öncelikle bunu hızlı... Size bir teşekkür ediyorum önce. Evet, sağ olun. Malatya adına bir hemşehrimiz olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Karaciğer El Üstü kurulması konusunda Kalkınma Bakanlığı döneminizde önemli destekler verdiniz. Malatya adına size teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Bakan burada teşekkür edeceğim ama biraz sorunları onu söylüyorum. Burada Turgut Özal Tıp Merkezi söylemek isterim ki bu bölgenin hatta Balkanlardan uzak doğuya kadar bölgenin en önemli merkezlerinden birisi. Övünerek söylemek isterim ki dünyada en çok karaciğer naklinin yapıldığı merkez İnönü Üniversitesi. Hepimiz biliyoruz burada 696 KYK ile kadroya geçen 1600 civarında 3 çalışanımız var. Bunların ortalama çalışma süresi 20 yıl ancak toplu sözleşmesi yapılmadığı için yetkili sendika olan Türk İş'e bağlı Sağlık İşçiler Sendikası'nın haklı tarifi makul ücret ve kamu çerçeve protokolü ücret kurum tarafından karşılanmadı. Bunun sonucunda beklenen gerçekleşmemiş çalışanlar hala asgari ücret almaktadır. Benzer durumlardaki üniversite yönetimler ek protokol yaparak çalışanların maaşlarını iyileştirmiştir. Ancak Malatya'da yaklaşık 1996 yılından beri çalışan işçiler 2009 ile 3250 tarafından maaş almaktadır. Bu insanlar kutsal bir görev yapmakta, güvenlik görevlisinden röntgen tesisyenine, sekreterine, hemşiresine tüm bu görevler hastanın canından doğrudan sorumludur. Sayın Bakan, İnönü Üniversitesi'ne bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çalışan kişilerin hakları verilmelidir. Bu üniversitelerde, diğer üniversitelerde uygulanan protokol uygulanmalıdır.
Bizim üniversitemiz biraz önce söyledim. Karaciğer Okulu'nun dünya merkezi, bakın Türkiye markasının dünya merkezi, Karaciğer merkezimiz. Avrupa'da birinci, dünyada ikinci bildiğimiz. Evet, Avrupa'da bizim şeyimizden dolayı, bizde en çok canlıdan canlıya kadavra bizde çok az olduğu için onda ikinciyiz. Kadavra'da Güney Kore birinci, canlıdan canlıya biz dünyada birinciyiz. Bu konuda emeği geçen herkese, ayırmadan, Sayın Bakan'a, AK Parti milletvekillerine, MHP'li milletvekillerine, CHP milletvekillerine rahmetli Mevlüt Aslan'a teşekkür ediyorum. Fatih, burayı kuran, burayı nakil merkezine çeviren, sizin ortaklarınızla cezaevine attığınız, Allah sağlık versin, Fatih İlmoğlu'na da teşekkür ediyorum. Ve hele bu ekibin başında Sayın Bakan çok iyi tanır, Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a ve birlikte çalıştığı, böyle dışarıya gitse 20 katı, 30 katı maaş alıp reddeden Malatya'ya aşık Sezai Yılmaz'ın ekibine de teşekkür ediyorum. Şimdi konumuzu dağıtmayalım. Şimdi burası önemli bir hematoloji merkezi, önemli bir onkoloji merkezi. Kim emek verdiyse, kim katkı yaptıysa ondan Allah razı olsun. Tekrar söyleyeyim. Allah razı olsun kim emek verdiyse. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli bir merkez ama rekorlar kırıyor ama bir konuda rekor kırıyor. Çalışanlara en az ücret veren üniversite maalesef bizim üniversitemiz. Bu durumu da sizin dikkatlerinize sunuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar ben Çalışma Bakanımız yeni. Ben geçmişte de birlikte milletvekili yaptık. Umarım geçmişteki çalışma bakanlarının hatalarına düşmez. Çalışanların ilk attığı sözleşmeyi de söyleyelim. İşçilerle ilgili yapmış olduğu sözleşmeyi onunla buluyoruz. Memurlarla ilgili yapmış olduğu sözleşmeyi de eleştiriyoruz. Umarım işçilerin, çalışanların faydası olur. Umarım Sayın Bakan'ın gelmesi, biraz önce söylediğim gibi işsiz kalan milyonlarca kamuya giremeyen, üniversite bitirip işsiz kalan insanlara faydalı olur. Türkiye'de Sayın Bakan siz de geziyorsunuzdur mutlaka ama TÜİK verilerine göre her 3 gençten biri işsiz. Ama yaşamda, gerçekte, sokakta gördüğümüz her 2 gençten biri işsiz. Hem öncelikle sizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bu gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamak, Türkiye'de umut yaratmaktır. Bu bizim görevimizdir. Onu belirtmek istiyorum. Ben sözlerime son verirken hem bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Hem bürokratlarınıza hem sizlere başarılar diliyorum. Sayın Başkan'a da teşekkür ederim. Umarım bu süreyi Cavit Aradan almamıştır. Bir kısmını alacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Malatya kısmını çıkarıyorum. Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, bu ilk bütçeniz hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum size. Yine önceki dönemden komisyonda birlikte çalıştığımız milletvekili arkadaşımız, bakan yardımcısı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada görmekten Ertuğrul Bey'i büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakanım, Çalışma Bakanlığı çok önemli konularla uğraşıyor. Bütün bakanlıklar önemli konularla muhakkak uğraşıyor ama Çalışma Bakanlığı'nın önemi zordan doğruya vatandaşla, vatandaşın geleceğiyle, bugünüyle, işiyle, gücüyle, sağlığıyla ilgili olması dolayısıyla hani çok daha hayatiyetinin görüldüğü, anlaşıldığı sizin her mevzuat değişikliğiniz ya da her eyleminizle net olarak hassasiyetle ölçülebilen bir alan. Onun için çok daha önemli olduğunu görüyorum. Direkt yakından ilgili. Ben çalışmayla ilgili konulara girmeyeceğim. Burada sendikacı arkadaşlarımız var. Bu konuyu bilen değerli arkadaşlarımız var. O konularda eleştirileri olacaktır. Ama sosyal güvenlikle ilgili olarak özellikle konuşmak istiyorum. Size de bir iki konuda hatırlatma yapmak istiyorum tecrübelerime istinaden. Sosyal güvenlik de çok önemli bir konu. Ekonomiyle de doğrudan ilgili bir konu biliyorsunuz. Ekonomiyle ilgili ilgisi şöyle. Şimdi bugün sizin dağıttığınız sunum kitabında da var. 67. sayfada 2021 yılı yıl sonu bütçe transferi hazineden sosyal güvenlik kurumuna gelecek olan para toplamı 246 milyar lira. 246 milyar lira. 2022'deki bütçelemesi de
hazine transferinin, bütçe transferinin 281 milyar. Sayın Bakan, 280 milyar bütçe transferi söz konusu 2022 için, 278 milyar da bütçe açığı söz konusu. Yani aşağı yukarı bütçe açığı kadar bütçe transferi var Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Geçen sene bu, yani içinde bulunduğumuz yıl için 246 milyar, bütçe açığı da 240 milyar. Yani bütçe açığının, Türkiye'nin bütçe açığının en önemli kalemi bu. Bunun hepsi, şöyle diyeceklerdir size, bunun hepsi bütçe açığı değil. Ya da sosyal güvenlik açığı değil. Çok iyi bilen arkadaşlarımız var burada. Yani sonuçta devlet katkısı daha önce şeyde yoktu, mevzuatta açık olarak geçiyordu. Şimdi devlet katkısı var. Şimdi devlet katkısı dörtte bir oranında. Bunu %50'ye çıkarırsak kalanını açık demeyecek miyiz? Ya açık olarak bir kalemden ödemek ya da hazine transferi, bütçe transferi şeklinde ödemenin bir farkı yok aslında. Sonuçta Sosyal Güvenlik Kurumu negatifte ve bütçe açığının sonuçta asıl sebebi ya da ek ödeme ya da faturalı ödemeler. Bunlar devletin her halükarda yapması gereken ödemeler, her halükarda yapılacak. Yani bunları diğer kamu kuruluşların adına yapıyoruz, ödüyoruz, oradan almamız gerekiyor. Ama bunlar zaten her halükarda emeklilere ödenmesi gereken paralar ya da teşvikler. Şimdi 35 milyar teşvik olmuş gelecek sene için. 35 milyar teşvik konmasa açık 35 milyar olmaz da ona yakın bir rakam olur yine de. Yani bütçe transferi sonuç olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan reel bir transferdir. Ve aşağı yukarı bütçe açığı kadardır. Bu her yılda böyle aşağı yukarı. Bakın gelişimine şu anda transferin gayri safi yurt içi hasılaya oranı 4,9. Bu 2007'de 3,7'ymiş. O yıllarda da bunları söyledik, bu artacak dedik. O yıllardan beri şimdi 4,9'a çıktı 2020 için. Şimdi 5'i buldu. Bu sürekli olarak artıyor. Bu böyle devam ettiği sürece bütçe açığının en önemli kalemlerinden, en önemli kalemidir ya da bizzat kendisidir sosyal güvenlik açığı. Bunun kapatılması lazım. Yani sizin asıl işiniz, Çalışma Bakanı olarak uğraşmanız gereken konu bu aslında. Çünkü Türkiye bu bütçe açığı nedeniyle borçlanıyor, faiz ödüyor. Önümüzdeki yıl ödeyeceğiniz faiz 240 milyar lira. Geçen senenin faizi 180 milyar olarak bütçelendi. Bu açığı kapatmak için biz bu faizi ödüyoruz. En önemli sebeplerinden biri. Dolayısıyla da bunun kapatılması lazım. Bunun kapatılması için de emekli maaşlarının kısılmasına gerek yok. Tam tersine artması lazım ama şunu bilmiyoruz Sayın Bakan. Bakanlığımızın istatistikleri yayınlanmıyor epeyden beri. Özellikle mesela asgari ücretle ilgili bildiğim kadarıyla 2014'ten beri yayınlanmıyor. Ne kadar asgari ücretli var? Ne kadar onlardan prim topluyoruz? Tam olarak bilmiyoruz. Asgari ücret biliyorsunuz, ortalama ücret ve asgari ücret birbirine yaklaştı Türkiye'de. Orta sınıf yok oluyor. Bunları görmemiz lazım. Bu konu çok çok önemli bir konu. Biliyorsunuz burada kayıt dışılıkla ilgili de rakamlar verilmiş ama %30-31'lik rakamlar doğru değil Sayın Bakan. O istatistik isterseniz her zaman bürokrasi size getirir. Ama rakamlar çok realist rakamlar, çok gerçekçi rakamlar değil, çok iyi ölçülmüş rakamlar değil. Asgari ücret içerisinde bile ya da ücretliler içerisinde bile ücretlinin 30 gün çalışması gerekiyorsa, gerçekte 30 gün çalışıyorsa 15 gün örneğin gösterilerek, yani yarısı kadar gösterilerek kayıt dışılık söz konusu olabiliyor. Ya da ücreti 5000 liraysa asgari ücret gösterilip kayıt dışılık söz konusu olabiliyor. Ya da her ikisini birlikte yapıyor ya da hiç göstermiyor. Bunları görmeniz lazım. Bunları kapatabilirse Türkiye aslında bu sorunu da çözmüş olacak. Yani bu bütçe açığını da
halletmiş olacak. Onun için en önemli konusudur Çalışma Bakanlığı'nda ve aslında bütün hükümetlerin de en önemli konusu budur. Bunun üzerinde çalışmak lazım. Bu kayıt dışılığı gidermek lazım. Aşağı yukarı bütçe açığına görüyorsunuz denk geliyor. Bunu halledebilirsek bu kadar faizle ödemeyeceğiz. En büyük sıkıntımızdır. Bir de şunu yaptınız, sunumunuzda kesin hesaba girmediniz. Özellikle 2020 ile ilgili bilgi vermediniz Sayın Bakanım. Sayıştay raporlarındaki eleştirileri dikkate almadınız. Çok güzel eleştiriler var. Hem bakanlığınızla ilgili hem bakanlık kurumları ile ilgili. Ben onlardan sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olanlara gireyim müsaadenizle. 14 Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 14 çok iyi eleştiri var. Bunlar düzeltilmesi gereken konular. Mesela kurum alacaklarının takibinin yapıldığı bilgi sistemleriyle muhasebe sistemi arasında entegrasyon sağlanmamış olması nedeniyle alacakların mali tablolarda tam olarak raporlanmaması demek, böyle bir eleştirisi var Sayıştay'ın. Kurumun aslında gelirini giderini bilmiyor olması demektir. Bunu bilmemiz lazım. Gelirini giderini hakikaten öyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçmişine bakarsanız sonradan otomasyona geçen bir kurum. Bir kişinin 100 senesini takip etmesi gereken bir kurum. Otomasyonda mükemmel olması gereken bir kurum. Geçmişiyle değerlendirildiğinde bunun da çok zor olduğunu görüyoruz. Ama bu konuya çok daha fazla ağırlık verilmeli, daha fazla yatırım yapılmalı. Şu anda gelirini, giderini ya da diğer istatistiklerini takip edemeyen bir kurum var. Kuruma daha fazla yatırım yapılması lazım. Bu biraz önce konuştuğumuz o istihdamdaki açıkların giderilebilmesi için de bu yatırımlar şart. Dörtbaşı mamur bir şekilde kurumun ele alınması lazım. Ama kurum son yıllarda özellikle norm ve standart birliği yapıyoruz diye 2009'da kurumlar birleştirildi. SSK, Emekli Sağlığı ve Bağkur. Ama sadece üst üste kondu. Bu gerçek anlamda norm ve standart birliği sağlanmadı. Mevzuat da ortak değil şu anda biliyorsunuz. Ama kurumlar arasındaki o koordinasyon da sağlanıp 3 kurum bir kurum haline getirilemedi maalesef. Onun için özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na çalışmak lazım. Bu hem toplumun geleceği açısından hem de ekonomimiz açısından çok önemli bir konudur. Muhakkak dikkate almamız gereken bir konudur. Sayıştay raporlarının hepsine değinmeyeceğim ama bu 5. maddede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü oraya bağlandı. Bir trampa işlemleri var. Onlar bile tam olarak sonuçlandırılamamış. Genel Sağlık Sigortası Fonu'nun Sosyal Sigorta Fonu ile birleştirilmesi ve fonlar arası aktarma yapılması var. Bu mevzuata aykırı, doğrudan doğru 5510'a aykırı bir. Bunların hepsinin giderilmesi lazım ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sıkıntı, sorun çok fazla. Kurumun baştan aşağı ele alınması lazım. Reforma ihtiyacı olan bir kurum. Teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ederim. Biraz önce ben yokken Orhan Bey, bence AK Parti'nin en kibar milletvekillerinden birisi. Sadaşıma da bulunur. Ona kısa hemen cevap vereyim. Şimdi 1991 yılından yaklaşık 30 yıl geçmiş. Hala konuşacak bir şey bulamıyor maalesef AKP'li arkadaşlar. Ya Kılıçdaroğlu'nun SSK'lısını söylüyor ya Moğoltay'ın maksadaşlar sözünü söylüyorlar. Ama bugün yapılanlar lütfen ellerinizi vicdanınıza koyun bir bakın. Bakın benim hemşerim olduğu için biliyorum. Hakimlik ve savcılık sınavına birinci olarak kazanıp 5 kez mülakatta elendi. Daha sonra davayla giren birisi var. Ya da burada geçtiğimiz dönemlerde burada gündeme getirdik. Benim çok yakından tanıdığım. Önceki sınavda 350. daha sonra 250. olan, ismini de buradan vereyim, Hüseyin Can Günel isminde bir avukat maalesef siyasi görüşünden dolayı, doğum yerinden dolayı elendi. Şimdi değerli arkadaşlar, elimizi vicdanımıza koyacağız, konuşacağız. Sayın abi, iki cümleyle bağlarsınız. 2002 yılından beri ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Devlette kadrolaşmanın ya da devletin tarikatlara, devletin farklı gruplara bölündüğünü burada gördük. Şimdi TÜRGEV'in daha mürekkebi kurumadan
CHP dönemini suçlamak için de biraz vicdanı eksik olmak lazım. Ben Orhan Bey'e karşı gayet üstümü düzeltiyorum. Ayrıca bakın, bir Türkiye'deki 2019'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 3'er 5'er maaş alanlara bir bakın. Şimdi yine Sağlık Bakanlığı'na bir bakın falan tarikatın elinde. Efendime söyleyeyim, İstanbul Adliyesi falan grubun elinde. Türkiye adeta tarikatlara bölünmüş durumda. Söz hemen başkan, hemen bitiriyorum. Ve Türkiye hemen bak 30 saniye ve tamam. Ve sayın başkan, Türkiye'de fakir fukaranın kamuya girme şansı yok. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da giremiyor. AK Parti kim giriyor? Yandaş vakıflara, yandaş dayısı olanlar giriyor. Şimdi Bekir Bey devam edecek. Ha, hepsi doğru. Şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baksanıza. Teslim ettiniz. Türkiye'nin yaptıklarından utanın. Türkiye'nin yaptıklarından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki verilen makam araçlarından utanın. Siz utanın. Daha AK Parti milletvekili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursuyla Amerika'da okudu. Türkiye'ye bak. Devletin valla çöktüğünüz gibi fakir fukara kapısını kapatıyorsun. Türkiye'nin üyeleri alıyorsun. Yazık, ayıp. Doğru söylüyorum. Bu yalanlara teslim olacağım. 19 yıldan beri, bak ben size söyleyeyim, hakim savcı sınavında birinci girenin mezhebinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı eleyen sizsiniz. Örnekleri var. Örnekleri var. Siyasi görüşünden dolayı hakim savcı yapmaya sizsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı babanızın çiftliğine çevirdiniz. Hangi özelliğinden bahsediyorsunuz? İş sağlığı ve güvenlik uzmanları o şirketi ihbar edemiyor işi kaybetme endişesiyle. Ben biliyorum, içimden geliyorum bunu. Ve bu sürekli bakanlığınızda bildirilen bir şey. Bir sürü yeni çalışmalar yapıyorsunuz, biraz denetimleri arttırdınız, yönetmelikler çıkarıyorsunuz. Ama bunların sahaya yansıması hiçbir şekilde yok. Eksikler hala çok fazla ve çok geç kaldınız Sayın Bakan. 20 yıldan bahsediyoruz. 2012'den itibaren de 11 yıldan bahsediyoruz. Ama bu süreçte Soma, Davutpaşa, Ostim, Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Gürbük, Elbistan, Şırnak, Bursun Bey, Hendek, 3. Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, kot kumaşlama gibi birçok işçi katliamı da bu dönemde meydana geldi Sayın Bakan. Emeklilerle ilgili de 65 yaşa çıkarıldıktan sonra emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan, emekli olma hakkını sigortasız çalıştırıldığı için elde edemeyen, kazanamayan milyonlarca emekli var. Ve bu emeklilerin de maalesef yine her yıl iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin %20-25'ini bu işçilerin oluşturması da vahim bir durum. Sayın Bakan, ben bir konu daha var İstanbul iliyle ilgili. Bunu geri dönüşüm işçileriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ülkemizde neden ki de merkezi yönetimlere tek kuruş masrafı olmadan kendi istihdamlarını sokaktan atık toplayarak sağlayan ülkemizdeki tek kesim katı atık toplayan işçilerimiz. Şimdi bunlarla ilgili İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirdi. Ağustos ayında İstanbul Valiliği, İstanbul'da atık toplayan emekçiler yoğun bir saldırıya maruz kaldı ve 3 atık işçisi de tutuklandı. Şimdi Sayın Bakan, her gün yüz binlerce liralık atık ekonomiye dönüştürülüyor tüm dünyada. Tüm dünyada bu dönüşümden faydalanılıyor. Dünyada kaynaklar azalırken geri dönüşüm sistemi yeniden kaynak sağlamanın en ve ilk böyle sıca yağı olmuşken, bugün küresel iklim değişikliğinden, çevrecilikten bahsederken biz neden geri dönüşüm işleriyle uğraşıyoruz? Valilik neden uğraşıyor? Burada büyük bir rant var ve bu rantla ilgili bir problem olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Hakikaten iyi işler yapmak istiyorsanız bakanlık döneminde bu konuya da lütfen acilen el atın. Kalan süremde Sayın Bakan, yettiği kadar bütçenizle ilgili ve seçtay raporları ile ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi 2020 kesin hesabını incelerken bir şey dikkatimi çekti. 2020 yılı genel bütçe başlangıç ödeneğinin üstünde 96,5 milyarlık bir yedek ödenek kullanımı var. Bu da yasada bir hile yapılıyor.
gerçekleştirildi. Sizin bakanlığınızda da yedek ödenekten 24 milyar 136 milyon lira aktarılmış. Şimdi bu 24 milyar 136 milyon liranın 19 milyar 724 milyon lirası Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından kullanılmış sosyal güvenlik, sosyal yardım başlığı altında. Biraz incelediğim zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. Mesela sözleşmeli personel harcaması başlangıç ödeneğinin %582.93 harcanmış. Tüketime yönelik mal ve hizmet alımlarında yüksek oranda satmalar var. Bunlar hep yedek ödenekten harcanan şeyler. Hizmet alımları tertibinde yedek ödenekten mesela 48.385 milyon TL aktarılmış başlangıç ödeneğine göre de %113 sapma. Sayın Bakan, şimdi bir gerekçe var burada. Deniyor ki gerekçede daire başkanlığı talep etmiş ama Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ödeneğe yansıtmamış bunları. Şimdi bu şekilde birçok tertip olduğunu görüyoruz 2020 kesin hesabını incelediğimiz zaman. Mesela geçici personel tertibinde %70 sapma. Burada sanki bakanlık evet istemiş, Strateji Bütçe Başkanlığı vermemiş. Muhtemelen Türkiye'nin bütçe yönetim sisteminde incelediğimiz zaman yedek ödenek aktarılan diğer bakanlıklarda da belki böyle şeyler göreceğiz ama bu hakikaten bakanlığın harcamalarıyla ilgili büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ben size şunu sormak istiyorum. 2022 bütçesini hazırlarken de bazı tertiplerle ilgili gelen taleplere strateji ve bütçe başkanlığı, cumhurbaşkanlığı eksik ödenek mi ayırdı? Sayın Öğrencim, lütfen tamamlar mısınız? Sevinirim. Son olarak valla Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlığı Sayıştay raporlarında çok ciddi bulgular var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Ne yapacaksınız? Yani vaktim kalmadığı için bunlara giremiyorum. Mesela Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çeşitli sosyal yardım ödemelerinin terkin işlemlerinde hatalı uygulamalar yapılıyor. 18 yaşını tamamlamış ve gerekli şartları taşımayan bazı gençler için sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılıyor. Bunlar ciddi. Teşekkür ediyorum Sayın Emecan. Daha çokları var. Bunların incelenmesi ve aslında hesabının da verilmesi gerekiyor. Aslında her zaman söylediğimiz şey de bir kesin hesap komisyonunun kurulmasının acil olduğu, işte bunların konuşulması için. Ben bakanlığınızın bütçesinin yine de bu kadar eksik koşullarda hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. 2021'de 2825 TL oldu. Nasıl bir karşılaştırma ya? Bir bilim insanı böyle bir rakam kullanır mı Sayın Bakanım? Peki değerli arkadaşlar, ben vaktim kalmayacak. O nedenle sorulardan başlıyorum. Sayın Bakanım, bakanlığınız baştan sona vekaleten SGK Başkanı vekalet, Teftiş Kurulu Başkanı vekalet, efendim Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü vekalet, ne oluyor? Yani gerçekten siz bu insanların yani yetkinliğinden emin değil misiniz? Niye bu vekaletler? Hani üstü kararname falan da yok. Yani başbakanla cumhurbaşkanı arasında hani parlamenter sistem, öyle bir şey yok. Bu vekaleti bir izah edin burada, biz de öğrenelim. Değerli arkadaşlar, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği çıktı ve bakanlık alelacele işverenlere nakit transferi için kısa çalışma ödeneğini uygunluk denetimi sonradan yapacak şekilde dağıttı gitti. Şimdi teftiş kurulu geriye doğru bir uygunluk denetimi yapıyor ve ciddi problemler ortaya çıktı. Bu konuda bize bilgi verin. Burada bir sanki böyle pis kokular geliyor. Burada bir problem mi var, yolsuzluk mu var, farklı haksız transferler mi var? Bu konuda bize bilgi verin. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ekonomik sosyal konsey anayasal bir konsey. 2010 anayasasında geldi. Niçin bu konsey toplanmıyor? Niye işçi, işveren, devlet bir araya gelip bu ülkenin sosyal ve ekonomik konularını konuşmuyor? Niye bunu yapıyorsunuz? Hadi Cumhurbaşkanı yapmıyor Vedat Bey, sizin yapmanız lazım. Sizin bakanlıkta üçlü danışma diye bir şey var. İşçi, işveren temsilcileri ve bakanlık temsilcileri bir araya geliyor ve çalışma hayatının problemlerini konuşuyor. Niye bunları yapmıyorsunuz? Nedir yani bu sosyal diyalog? Niçin bundan kaçıyor Adalet ve Kalkınma Partisi, hükümeti, merak ediyorum. Sayın Bakanım, duyduğumuza göre bu EYT ile ilgili, 360 ile ilgili, 3600 ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ilan etti 2022 sonuna kadar. Ama bütçede bir karşılık falan yok yani. Bu paralar nereden gelecek acaba?
Yani ne ödenek üstü ödeme, yedek ödenekten mi, yoksa ek bütçe mi istenecek? Niye bu konularla ilgili bir şey yok? Gerçekten merak ettim. Şimdi arkadaşımız dedi ki sosyal sigortalar, SGK dedi kara geçti, öyle bir şey söyledi. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. SGK'da çok ciddi problem var, çok ciddi. Bakın size bir şey söyleyeyim. SUT, sağlık uygulama tebliği 2006'dan beri aynı durduğundan dolayı üniversite hastaneleri battı Sayın Bakanım. Bu üniversite hastaneleri sadece hizmet veren yerler değil. Üniversite hastaneleri aynı zamanda doktor yetiştiren, uzman yetiştiren yerler değerli arkadaşlar. Bunların batmaması gerekiyor. Bakın üniversite hastanelerini SUT'a sağlık uygulama tebliğine mecbur ediyorsunuz ama Sağlık Bakanlığı kendisini SUT ile bağlı görmeyi birlik protokollarıyla SGK'dan istediği şekilde şehir hastanelerine para çekiyor. Şehir hastanelerinden bu şey yapsın diye şehir hastaneleri patronları kazansın diye mi üniversiteler batırıyor? Sayın Başkanım böyle bir şey olamaz. Ya ihanet kelimesini falan kullanmak istemiyorum ama bu kelimeyi kullanacaksak bu ülkede yapılacak en büyük ihanetlerden bir tanesi üniversite hastanelerinin batırılmasıdır. Lütfen bu konuya ciddi bir şekilde ele alın değerli arkadaşlarım. SGK'da çok ciddi problemler var değerli arkadaşlarım. SGK işte kara geçti, SGK'da şey öyle bir şey yok. Çok büyük transferler bütçenin 2021'de %41'i gidiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla SGK'daki aktüeryal dengelerin ne olduğu bilmiyoruz. Siz diyorsunuz ki 3600'le ilgili işte EYT'lerle ilgili bir takım çalışmalar falan yapılıyor. Peki bu dengelerle bunlar nasıl olacak? Bu konuda bir bilginiz varsa bize de verin de muhalefet olarak bu konuda daha dikkatli konuşalım değerli arkadaşlarım. Başka bir şey soruşturmalardan, yolsuzluklardan bahsedildi. Sizin bakanlıklarda 2 milyar dolarlık içinde bir bakanın yakınının, bakanın adını da veriyorum Sayın Süleyman Soylu'nun yakınının bulunduğu bir soruşturma var ve bu konu şey yansıdı ve biz bunu maalesef üzülerek ifade ediyorum bir mafya liderinden filan öğreniyoruz. Kimse de inkar edemedi. Ayrılan görevden alınan bürokratlar da bu konuda bu şekilde suçlama yaptılar. Bu konuda sizin bir açıklama yapmanız gerekmez mi Sayın Bakanım? Değerli arkadaşlar, ya anlatıyorsunuz ya tekerlek falan yoktu, biz geldik şunlar oldu, bunlar oldu. Arkadaşlar, bakın size bir şey söyleyeyim. Ya en düşük memur emeklisi 3276, SSK emeklisi 2624 devam ediyor. Dul ve yetimlerde 711 lira alanlar var. 711 lira dul ve yetimler, 711 lira. Değerli arkadaşlar, ya siz neden ediyorsunuz ya? Ne kadar insan var bu şekilde biliyor musunuz? 2 milyon 600 bin insan var bu ülkede. Başka geliri var mı yok mu biliyor musunuz? Bu konuda bir şey var mı? Bu böyle bir şey. Ya arkadaşlar yani konuşuyorsunuz ediyorsunuz tamam eyvallah. Hiçbir şey demiyorum konuşun istediğiniz gibi ama bu olmaz. Bakın arkadaşımız şeydeki pandemideki desteklerden filan bahsetti. Evet yani pandemide parayı siz İşverene verdiniz, parayı patronlara verdiniz, oraya yatırdınız, 700 milyar TL'ye kadar açıklama yapıldı, verilen krediler. İşçiye veriyoruz diye söylediğiniz şeyle de kısa çalışma ödeneği falan, bütün bunlar da patronlara gitti. İşten çıkarmayı yasakladınız, yasağı geldi. Ama Kod 29'u tuttunuz, Kod 29 biliyorsunuz iş kanunu 25. maddesi ahlaksızlık falan. En büyük ahlaksızlık Kod 29'da işçiyi ahlaksızsın diye işten atanlar yapıyor. Ve binlerce bu dönem belki de yüz binleri buldu. Kod 29'dan insanlar atıldı. Böyle ahlaksızlıklar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor bu ülkede değerli arkadaşlar. İşsizlik falan, işsizlik neredeyiz Sayın Bakanım? Ağustos'ta 12,1 şeylerde %20-23 küsür üniversite mezunlarında. Üniversite mezunları kuryelik yapıyor bu ülkede. Ve sizin döneminizde kadar iki haneli işsizlik falan görülmemiştir. Niye böyle oldu biliyor musunuz Sayın Bakanım? Böyle olmasının tek sebebi uygulanan neoliberal politikalar. Siz muhafazakar, dindar falan şey yaptınız ama insanı yok eden, tamam mı? İliğine kadar sömüren neoliberal politikaları dibine kadar uyguladığınız için bunlar oluyor. Büyüyoruz ama nasıl büyüyoruz? İhracat diye söyleyip duruyorsunuz. Ne ihracatı değerli arkadaşlarım? Bu ihracatın temelinde rekabetin temelinde kimler var biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Çocuk işçiler var.
Başka kimler var biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Göçmen işçiler var. Bakın sizin raporlarınızda 2020'de 12.547 çocuk işçi diyorsunuz. 2021'de 27.002 olacak diyorsunuz. Sayın Bakanım öyle bir şey yok. TÜİK rakamlarında bile 2015'te 693.000 çocuk işçiden bahsediyor. Sendikalar 2 milyon çocuk işçiden bahsediyor. Sayın Bakanım bunlar nasıl rakamlar? Bunları buraya nasıl getirmişsiniz? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sadece meslek okullarında bir gün önce Milli Eğitim Bakanı şey yaptı. Biz burada 500 milyon TL'ye yakın değer ürettik dedi. Burada çocukların emeği sömürüldü. Aha bunlar da çocuk işçi sayın bakanım. İş kazaları yine rekordayız iş kazalarında. İş cinayetleri diyoruz çünkü para harcayarak, harcama yapılarak bütün bu iş kazaların hepsi önlenebilir. Hemen tamamı önlenebilir. Harcanmadığı için, yapılmadığından dolayı bütün bunlar yapılıyor. Sayın Bakanım 50 ve yukarı işçi çalışan yerlerde iş güvenliği uzmanı çalıştıracak. Ne güzel işleri yaptınız. Biraz evvel arkadaşımız anlattı gitti. Peki bunlar maaşını kim veriyor? Ben iş verelim, 50 tane işçi çalıştırıyorum, bir de iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundayım. Ben işi arıyorum, maaşını ben veriyorum, ben işten çıkaracağım. Böyle bir şey var mı? Bu sizin döneminizde geldi yani. Kendiniz kuruyorsunuz, kendini denetliyorsunuz. Cumhurbaşkanı varlık fonunu kurduruyor, kendisi başkan oluyor, denetimcileri kendisi seçiyor. Aynı durum. Yani böyle bir şekilde iş kazaları önlenebilir mi değerli arkadaşlarım? En acı şeyleri söyleyeyim, sürem de bitiyor. Bakın göçmen işçiler, Suriye işçiler. Ne dedi? Veysi Kaynak ne demiş? Hatırlıyor musunuz değerli arkadaşlar? İşte siz Adalet ve Kalkınma Partisi. Şu anda Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Osmaniye'de, Gaziantep'te, hatta Ankara'da, Ostim'de birçok ilde eğer Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Bu Suriyeliler kaça çalıştırıyor biliyor musunuz? Asgari ücretin yarısı, hatta üçte birine bile çalıştı. 12 saat, 15 saat çalıştırılıyor değerli arkadaşlar. Bu nasıl bir insanlık anlayışıdır? Bu nedir değerli arkadaşlarım ya? Muhafazakar, dindar, cumadan çıkmayan, her ay umreye giden iş adamları bunları yapıyor. Bunları demetlemek sizin göreviniz değil mi Sayın Bakanım ya? Burada biz şunu yaptık, şunu uçurduk, bunu geçirdik, şu kadar yol yaptık. Efendim uzaya da gidiyoruz, 4 şerit yapacağız filan. İnsanlık nerede? İnsanlık gelin de bunları söyleyin. Bunların üzerinde, bu gözyaşları üzerinde, bu acılar üzerinden yükselen şey bu mudur? Gittik Suriye'ye girdik. Suriye'nin darmadağın olmasına sebep olduk. Sonra gönderdik bunu da mafya liderlerinden öğrendik. Sonra gönderdik hırsızları, Halep'teki fabrikaları söktürdük, çaldırdık, getirdik Antep'e. Antep, bitiriyorum efendim. Birkaç dakika verin. Antep'te gene Suriyelileri Boğaz Tokluğu'na çalıştırıyoruz. Aç sefil perişan çalıştırıyoruz. Bunlardan kazanıyoruz. Bir dakika bitiriyorum. Son şey kaldı. Bir de sendikayla ilgili bir şey söyleyeyim. Sendikalarla ilgili. Sendika oranlarını filan verdi işte %12-14 filan. Kaçı toplu sözleşme yapabiliyor? %7,8. Bakın değerli arkadaşlarım. Öyle şeyler yapılıyor ki sizin zamanınızda sendika değilsin diye elimde şeyler var ama zamanım yok. Ya bir dakika bir son cümle ya bir son cümle. Bir dakikam da olmadı bir son cümle verin. Bakın Çaykur'a yetkili sendika Çaykur'a yazı yazıyor diyor ki uzun uzun yazıyor şunları şu sebepten dolayı diyor filan sendikayı almayın. Çaykur Genel Müdürlüğü de bunu dairelerine yazı yazıyor. Almayın diye. Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlar? Sayın Bakanım bunlar hepsi sizin elinizde. Siz bunları düzelteceksiniz. Bir bilim insanı olarak sizden bunları bekliyoruz. Şimdi bir sıra ilan edeceğim. Sayın Bakanım öncelikle bütçeniz hayırlı olsun. Sunuş konuşmanızı dinledik. Orada her zaman bize ulaşabilir. Randevu alabilir. Telefonla da ulaşabilir sizleriz ama ben yaklaşık 3 aydır bekliyorum. Bir türlü sizden bir geri dönüş olmadı randevuyla alakalı. Şahsım için değil, yine halkın bir kısmının sorunu için. Arkadaşlar, çalışma arkadaşları not alırsa bir dahaki hafta görüşürsek iyi olur. Erkan Aydın, Bursa Milletvekili. Şimdi, tamam inşallah Sayın Bakanım. Burada birçok konu konuşuldu. Özellikle İşkur'la ilgili sizin 2008-2009 yılında çıkarttığınız toplum yararına çalışma programı ile her yıl yaklaşık bir sürü insan alıyorsunuz. 8-9 ay ya da 6 ay süreyle çalıştırıyorsunuz. Tabii bu konuda bunu yaparak bir nevi işsizliği azaltma yoluna gidiyorsunuz ancak 35 yaş üstü insanlarımız maalesef buraya başvuru dahi yapamıyor. Yani 40 yaşında işe ihtiyacı olan, işsiz kalan bir vatandaş bundan yararlanamıyor. Yine 8-9 ay çalıştıktan sonra yılın geri kalanında işsiz kalan vatandaş tekrar boşluğa düşüyor. Ve en önemlisi de buralarda sadece
AKP'nin il ve ilçe başkanlarından gelen listelerdeki insanlar çalışabiliyor. Bununla çok fazla karşılaşıyoruz bu sorunla. Özellikle Anadolu'da. Çünkü artık bu toplum yararına çalışma programı bir iş kapısına dönmüş durumda. Buradaki adaletsizliği de giderirseniz çok memnun olacağız. Eski sistemde bakanları görüyorduk. Ancak şu anda göremediğim için yüz yüze belirtmek isterim. Tabii vakit çok dar olduğu için birkaç konuya da değinip bitireceğim. Ek 3600 göstergeyle asgari ücret. Biliyorsunuz asgari ücret 1 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 800'e eğildi. Bu dolardaki, eurodaki artıştan dolayı. Ve siz yeniden değerleme oranlarını 2022 için %36 civarında öngörüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki asgari ücretinde aslında minimum 4000 lira civarında olması gerekiyor. Ve bizim de parti olarak verginin kaldırılması, asgari ücretteki gelir vergisinin çıkartılmasını bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Yine EYT'liler, EYT'de de 2020 Kasım verilerine göre de 5.187.000 görünüyor. 2021'de 4.600.000. Bunun bütçeye ek yük getireceğinden dolayı olmadığını, 600-700 milyar TL gibi rakamlardan bahsedildiğini ifade ediyorsunuz. Ancak bugün yasa çıkartılsa ki bir çalışma yaptığınızı kamuoyundan duyduk EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili. Yapılsa 1 milyon civarında insan emekli edilebilecek. Onun da aylık maliyeti 2.2 milyar TL, yıllıkta 26 milyar civarında. Bunun da kaynağının birçok yerden yaratılabileceğini düşünüyoruz. Yine son olarak bu Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir bakanın yeğeninin 1 milyar TL'ye yakın bir yolsuzlukla bir soruşturma da başlatmışsınız. Kamuyu zarara uğratıldı. Ben daha önce bununla ilgili de araştırma önergesi verdim. Mecliste de dile getirdim. Ancak soruşturmanın ne aşamada olduğunu burada bilgi verirseniz ve görevden alınanların tekrar bu işle ilişkisi kesilmediğini ifade ederseniz çok memnun oluruz. Son olarak da tip 1 diyabetliler. Özellikle Türkiye'de 18 yaş altı 20 bin civarında tip 1 diyabetli çocuğumuz var. Bunların günde en az 7-8 defa parmaktan kan alınıp şekerlerin ölçülmesi ve en az 3-4 defa da kandaki şeker seviyesine göre insülinle vücutlarının delinmesi gerekiyor. Bunlar gerçekten aileler için büyük dram. Gece uyuyamıyorlar. Çocuklarının başında şeker komasına girmesin diye hem şeker ölçüp hem insülinlerini veriyorlar. SGK bunun çok az bir kısmını karşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 28 Şubat 2017'de Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdiği bir tavsiye var. Bu giderlerin, özellikle sensörlerin ödenmesiyle ilgili. Sensör yetmez, bu insülin pompalarında ödenmesiyle ilgili Sağlık Bakanı size gönderdiği yazı var. Dilerseniz verebilirim ama bürokrat arkadaşlar çıkartabilir. Bu çocukların hepsine o ödemeleri yapsanız sensör ve pompayı aylık 40 milyon civarı bir para tutuyor. Yıla vursanız 500 milyon. Yani beşli çeteden sadece bir şirketin sildiğiniz vergi borcuna tekabül ediyor. Ziraat Bankası'nın verip de tahsil etmediği 750 milyon doların sadece 50 milyon dolarına tekabül ediyor. Ama 20 bin çocuğun ve ailelerinin hem yaşam standartını hem de şeker komasına girdiklerindeki kalıcı şekerler de bıraktığını biliyoruz. Bunları engellenebilir. Sizden özellikle bu konu, çünkü Sağlık Bakanı da bu konuda tavsiye veriyor. Siz onu yapmadığınızda profilaksi amacıyla daha sonra tedavi için çok daha fazla masraf ödeniyor diyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Serpil Yaman Bey. Vekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, işçilerin gözü önümüzdeki ay yapılacak asgari ücret görüşmelerinde Sayın Bakan. Zamanında genel başkanınızın asgari ücret için çay simit hesabı vardı. Madem siz kullandınız bu hesabı, bugüne uyarlayalım. Şu elimde görmüş olduğunuz simit 3 lira, 1 bardak çay da 2,5 lira. 5 kişilik ailenin bir ay boyunca hesap ettiğimizde toplam tutarı 2475 lira yapıyor. Yani asgari ücretten geriye sadece 350 lira kalıyor. Bu parayla asgari ücretli kirasını mı ödeyecek, yakacak masrafını mı çıkaracak, çocukların okul masrafını mı çıkaracak, elektrik ve su parasını mı ödeyecek? Çay simit hesabı yaparak iktidara geldiniz, şimdi bu hesabın altında eziliyorsunuz. Zalim yönetiminiz işçiye bir bardak çay ile
bir simidi çok görüyor. Kömür deseniz bir aylık alın teri bir ton kömür etmiyor. Bir ton kömür 3200 lira, asgari ücret 2825 lira. Karakış kapıda, ancak asgari ücretli ısınırsa aç kalacak, aç kalmazsa donacak. Bu mu sizin dik yapan ekonominiz? Değerli milletvekilleri, bu ülkede zengin %10'un, bu ülkede en zengin %10'u insanların ortalama geliri, en yoksul %10'un ortalama geliri 15 katı. Makas günden güne açılıyor. Türk İş'in piyasa araştırmalarına göre emekli dul ve yetimlerimiz ile çalışan işçilerimizin %70'i açlık sınırının altında, yaklaşık %25'i ise yoksulluk sınırının altında aylık gelir ve ücret almaktadır. Burası yoksul bir ülke olsa, kaynak kıtlığı olsa bazı şeylere tercih değil zorunluluk diyebiliriz. Ama bütçede sadece faize giden paralarla, sadece hazine garantili ihalelerle peşkeş çekilen kaynaklarla, buharlaşan 128 milyar dolarla geçinemeyen milyonların ekmeğini bir parça büyütecek düzenlemeler yapabilirdiniz. Yapmadınız. Örnek mi? Asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusu. Mevcut duruma bakalım. Ülkemiz tam bir asgari ücretliler toplumu. Yunanistan ve Çekya'da asgari ücret civarında çalışanların oranı %4. Bizde ise %57. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının 6,5 katından fazla. O nedenle asgari ücret ülkemizde milyonları ilgilendiren ortalama ücret haline geldi. Pandeminin başından beri hiç olmazsa pandemi boyunca asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintiler toplamını devlet karşılasın. Asgari ücretliye verilen bu para bakkala, kasaba, terziye gelir olur. Emeğiyle geçinenler bir nebze rahatlar dedik. Buna kaynak yok diyerek bu komisyonda verdiğimiz önergeleri reddettiniz. Madem kaynak yok, hazine garantili ihalelerle yılda 4,5 milyar dolar, bugünün kuruyla 44 milyar liraya neden kefil oluyorsunuz? Madem kaynak yok, vergi harcaması adı altında büyük şirketlerin borcunu niye siliyorsunuz? Madem kaynak yok, para transferlerinde %30 vergi alacağımız vergi cennetlerin listesini neden açıklamıyorsunuz? Nedeni çok açık. Her ne kadar Sayın Bakan sunumunda emek övgüsü yapmışsa da iktidarınız faizci sermaye ve rant sahiplerinin iktidarıdır. Değerli milletvekilleri, emeğiyle geçinen milyonların hangi dertlerinden bahsedelim? İşsizlik mi? Geniş tanımlı işsizlik 8 milyon. İş cinayetleri mi? Her yıl en az 2000 kişi iş cinayetlerinde ölüyor. Kayıt dışılık mı? %32. TÜİK'e göre o da. Çocuk işçilik mi? TÜİK verilerine göre bile çocukların %16'sı çalışıyor. Sendikasızlaştırma baskısı mı? Sayın Bakan sunumunda sendikaların önemini belirtti ama herhalde başka bir ülkeyi kastediyor diye düşündük. Çünkü biz hemen hemen her gün sendikalı olduğu için işten atılan işçilerin haberlerini okuyoruz, ziyaretlerine gidiyoruz, çığlıklarını çığa dönüştürmeye çalışıyoruz. Sizler duyasınız diye. Türkiye'de 15,5 milyon işçinin %14'ü sendikalı. Toplu sözleşme yapabilen oran ise 7,8. Grev yasakları mı? AKP döneminde 17 grev bahanelerle yasaklandı. Olağanüstü hali, bunun için biz kullanıyoruz diye övündünüz hatta. Mobbing mi? Hedef baskısından dolayı ne yazık ki intihar eden bankacılara şahit olduk. EYT'liler mi? 5 milyona yakın EYT'li mezarda emekli olmamak için mücadele ediyor. Asgari ücretin altına mahkum edilen emekliler mi? Amasız fakatsız, sözüne rağmen yalancı kadroya mahkum edilen taşeron işçiler mi? Nereye elimizi atsak çalışma yaşamı tel tel dökülüyor. Değerli milletvekilleri, ülkemizde emek sömürüsünün en acı yüzü iş cinayetleri. 2012'de çıkartılan 6331 sayılı yasa ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalacağı beklentisi vardı. Hiç de öyle olmadı. Neden? Birçok neden var. Sadece birini söyleyeyim. İş güvenliği uzmanlığını taşeronlaştırdınız. Şirketi denetleyecek kişinin maaşını şirket ödüyor. Bu durumda sağlıklı denetim olur mu? Rakamlara bakalım. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin 3 Kasım 2021 tarihinde yayınladığı verilere göre AKP iktidar döneminde 28.380 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Daha dün Bursa'da bir krom madeninde 34 yaşında gencecik bir madencimiz yaşamını yitirdi. Artık bazı ilçeler iş cinayetleriyle anılır hale geldi. Soma, Ermenek, Kozlu deyince artık herkesin yüreği titriyor. Değerli milletvekilleri, 1999 ve 2008'de sosyal güvenlik sistemimizde reform diye sunulan düzenlemeler ile
sosyal sigorta sistemimiz yoksul üreten bir yapıya dönüştürülmüştür. Nitekim 1999'dan önceki mevzuat devam ediyor olsaydı, bugünkü askeri ücret üzerinden bağlanacak en düşük aylığın tutarı 2147 lira olacakken, 1999'da kabul edilen düzenleme ile 1252 liraya, 2008'de yapılan düzenleme ile de 1073 liraya düşürülmüştür. En düşük emekli aylığı askeri ücretten az olmamalı. İntibak yasası derhal çıkartılmalı ve emeklilerden alınmakta olan muayene ücretleri ile reçete bedeli ve ilaç katılım payları kaldırılmalıdır. Sayın Bakan, sosyal devletin öneminden bahsettiniz. Bir sosyal devlette işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani halkın çok büyük bir çoğunluğu geçinemiyoruz diye çığlık atar mı? Bir sosyal devlette Çalışma Bakanı işçilerin kıdem tazminatının kaldırılmasına ilişkin düzenlemelere hiçbir zaman karşı çıkmayıp hatta destek verir mi? Hukuka uygun olmayan grev ertelemelerini sahiplenir mi? İşverenlerin sosyal sigorta güvenlik prim borçlarının cezalarını defalarca affedip işçinin askerlik, doğum sonrasında kullandığı ücretsiz izin sürelerindeki borçlanmalarının ödeme sürelerini 24 aydan 1 aya düşürür mü? Bir sosyal devlette Çalışma Bakanı hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için derhal uygulanması gereken aile sigortası yasasına karşı çıkar mı? 696 sayılı KHK ile kadroya alınmayan taşeron işçilerini ve ateşle savaşan orman işçilerini derhal kadroya geçirecek düzenlemeler yapmaz mı? İşçi ücretlerini düşürmek için işçinin emeğini sömürmek amacıyla kamuda 4 değişik türde farklı özlük hakları farklı ücretlerle personel istihdam edilmesine karşı çıkmaz mı? Eşit işe eşit ücreti savunmaz mı? 4C'lileri 4B'ye geçiriyoruz deyip çakma 4B kadrosunu oluşturulmasına, böylece 4C'lilerin haklarının yenmesine karşı çıkmaz mı? Bir sosyal devlette Çalışma Bakanı pandemi bahanesiyle kod 29 ile işten atılmalara sessiz kalır mı? Değerli milletvekilleri, bir sürü rakam konuşuyoruz, bir sürü programdan bahsediyoruz. Ancak bütün bu teknik tartışmalar, afilli hedefler, ucu ve tek adam rejiminin sınıfsal gaddarlığını örten bir tül işlevini görmekte. Tek adam rejimi, işçi sınıfına, emeğiyle geçinen herkese yönelik bir sınıflar gaddarlık rejimidir. Açığa çıkan gerçek şudur. İktidar yardım edilmiş yoksullar istiyor. Biz ise yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yardım edilmiş yoksullar olacak ki sosyal politikalar siyasi rant devşirmenin aracı olacak. Yardım edilmiş yoksullar olacak ki uluslararası tekerlere ucuzdan da ucuz emek gücümüz pazarlanacak. Ama inanıyoruz bu cendere kırılacak. Bu rejimin yarattığı tahribattan en çok zarar gören, 3 kuruş için emeği sömürülen milyonların mücadelesi sizin gaddarlığınızı alt edecektir. Ve çok değil, ilk seçimde işçi sınıfı tek adam rejimini demokratik yollarla tarihin tozlu raflarına havale edecektir. Teşekkür ediyorum başkanım. Ve bakanlıkların saygın temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yılın son günlerindeyiz ve her zaman olduğu gibi hepimizin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürüttüğü görüşmelerde olacak. Türkiye bugün artık bir asgari ücretler toplumuna dönüşmüş durumdadır. Ülkemizde asgari ücretin altında çalışan milyonlarca işçi varken asgari ücret civarında çalışan 10 milyon işçi vardır. Üstelik Covid-19 salgını ile birlikte ücretlerde önemli kayıplar yaşanırken asgari ücretin altında gelir elde edenlerin sayısı da artmıştır. Türkiye'de 15 milyona yakın işçinin 7 milyonu açlık sınırının altında asgari ücretle çalışmaktadır. Kayıt dışı verileri de eklersek 10 milyona yakın asgari ücretli işçi ailesiyle birlikte açlık sınırı altında yaşamakta ve günlük yapması gereken toplam harcamaların tutarı en az 350 TL iken günlük 119 lira brüt ücret ile geçirmeye çalışmaktadırlar. Yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık 825 lira eriyen asgari ücret yıllık %20'ye ulaşan enflasyonda yenik düşmüştür. AKP iktidarının ve sarayın politikaları nedeniyle ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanmaktadır.
İtibardan tasarruf olmaz diyen saray, kendi itibarı için halkı açlıkla, yoksullukla baş başa bırakmıştır. Bu nedenle de Türkiye bugün artık Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücret veren Bulgaristan'ı da geride bırakmıştır. Avrupa'daki en düşük asgari ücret veren ülke olmuştur. Ne yazık ki OECD ülkelerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye OECD ülkelerinin maalesef 18. sıraya gerilemiştir. 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken 2020'de yıllık net asgari ücretle sadece 10 cumhuriyet altını alınabilmekteydi. Bu yıl itibariyle artık o da mümkün değildir. Doğalgaza, elektriğe ve benzine yapılan zam sonrasında asgari ücretle çalışanlar temel ihtiyaçlarını artık karşılayamazlar. Kışı birinci derecede yakınlarıyla geçirmek durumunda kalmışlardır. Komisyon tarafından her yıl yapılan asgari ücret görüşmelerinde asgari ücretle çalışan 10 milyon yakın işçinin hepsi sanki bekarmış gibi bir işçi için hesap yapılmaktadır. Oysa asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalı, en azından 4 kişi için hesap yapılmalıdır. Asgari ücretle çalışan işçiden milyarlarca lira vergi almaktasınız. Oysa sıra başta beşli çeteye ya da fason işverenlere gelince onların vergileri silinmektedir. Ticaret Bakanı'nın verdiği bir yanıttan da görüyoruz ki bu beşli çeteye, yani Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol firmalarına 128 kez vergi ve harç indirimi yapılmıştır. Asgari ücretli işçi için hala anlamlı bir adım atılmamaktadır. Adalet bu mudur? Unutulmasın ki adalet halkın ekmeğidir, işçilerin de geleceğidir. Asgari ücret kararını verenlerin adil ve vicdanlı olmasını bekliyoruz. Çünkü asgari ücret sadece çalışan işçilerin meselesi değil, asgari ücret bir memleket meselesidir. Bu nedenle diyorum ki asgari geçim indirimi asgari ücretin dışında kalmalıdır. Asgari ücretten kesinlikle vergi alınmamalıdır. İşçi ve memur ayrımı yapılmamalıdır. Tek asgari ücret olmalı, işçi memur ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. Asgari ücret vergiden muaf ve insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir maaş olmalıdır. Asgari ücretle çalışan işçilere de şeker ve kurban bayramında en az bir maaşlarında iki ikramiye verilmesi için meclis gerekli adımları atmalı, vermiş olduğumuz kanun tekliflerini derhal gündeme getirmelidir. Son olarak 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 4000 lirayı geçmiştir. Buna ek olarak giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve zorunlu ihtiyaçlarla birlikte, yani yoksulluk sınırı ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez 10.000 liraya geçmiştir. Yoksul aile sayısı 6,5 milyon oldu. Yardıma muhtaç aile sayısı 2 katına çıktı. Ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 sene evvel hedef gösterdiği... Son cümleyi söylüyorum. Ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 sene evvel hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi yerine açlıkla, sefaletle, yoksullukla boğuşan ülkelerin seviyesine düşürdünüz. Asgari ücretli arkadaşlarımızın son olarak sizden talepleri, insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderecek bir maaşı alabilmek için müjdeli bir haber bizden beklemektedirler. Buyurun Sayın Bey. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, AKP iktidarı taşeron işçiye söz verdiği halde binlerce taşeron işçiye kadro verilmedi. %70 hizmet alım sözleşmesi diye bir uygulama türetilip kamuda kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlemcileri, görüntüleme merkez çalışanları, çağrı merkez çalışanları, yemekhane, sosyal tesis çalışanları, müşavirlik ihalesiyle çalışanlara kadro verilmedi. 4 Aralık tarihinde çalışır olma şartı getirilip taşeron firma sözleşmesi bir gün önce biten kadro alamadı. Belediyelerde esas işi yapan taşeron işçiler de belediye şirketine alındı. Özlük hakları sınırlı tutuldu. Belediye kadrosuna alınmadı. Kamu iktisadi teşekküllerinde binlerce işçi halen taşeron firma çalışanıdır. Tümü derhal kadro hakkı verilmelidir. 14.000 karayollarında, 17.000 PTT işçi taşeronda kaldı. Yemekhanede taşeron firma kaşık, çatal, tencere, fırın aldı diye işçi kadro dışı bırakılmasına nasıl göz yumulabilir?
Karayolları kış yaz en zor şartlarda görev yapan emekçiler kamyon kepçe alımı ile nasıl kadro verilmez? Milli Park çalışanı dahi taşeron çalışanı da kaldı. Bu emekçilerin kadro dışı kalmasını vicdan kabul eder mi? Hava yolları, demir yolları, tarım, orman, milli eğitim çalışanı nasıl taşeron işçi devamı görmezden gelinir? %70 hizmet alım sözleşmesi taşeron işçiler için aylık ve ceza gibi uygulandı. Karayolları taşeron işçiler sürekli 2 veya 3 ay maaşlarını geç almaktadır. Kitler için Cumhurbaşkanı kararname yayınlıyor. Ancak kitler taşeron işçilere kadro halen verilmedi. 696 sayılı kararnameyle işçilere tayin hakkı da verilmiyor. Hatta zorunlu emeklilik getiriyor. Sürekli asgari ücretle çalışıp kadro aldım diye sevinen 3 yılda işsiz kalan işçi 2000 lira altı emekli maaşıyla nasıl geçinecek? Tüm iş yerlerinde tüm taşeron firmada kalanlara kadro verilip eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Daimi değil tüm çalışanlar sürekli kadroya alınmalıdır. Toplum yararı projesi adıyla proje çalışanı görevlendirenler mutlaka çalıştığı kurumda kadrolu iş verilmelidir. Milli eğitimde 10 ay çalıştırılıp 2 ay işsiz kalan 32 bin çalışan sürekli işçi kadrosuna alınmalıdır. Çırak ve stajyerler işe başladığı gün yaşlılık sigortası başlamalıdır. Emeklerde yaşa takılanların mağduriyeti ise mutlaka giderilmelidir. Gasp edilen hakları geri verilmelidir. EYT'ler gün ve prim tamam olsa da yaş nedeniyle emekli olamadığından karı koca işsiz ise aile aşağı mahkum olmaktadır. İşsiz kalan, emeklilikte yaşa takılan sosyal güvenlikten dahi yararlanamamaktadır. Suriyelilere tanınarak ülkemizde sigortasını, primini ödemiş EYT'lilere bu anlamda tanınmamaktadır. Emeklilerin intibak düzenlemesiyle ilgili vermiş olduğum kanun teklifi AKP oylarıyla mecliste reddedildi. Ancak emekliler açlık sınırı altında ücret almaktadır. Mutlaka intibak düzenlemesi yapılmalı ve emeklilerin maaşları artırılmalıdır. Üniversiteli işçilerin özel haklarıyla ilgili söz verildiği halde düzenleme yapılmamıştır. Memur kadrosuna alınmaları için çalışma gerçekleştirilmelidir. Kadınlar sosyal güvenlik öncesi annelik süreci erkeklerin askerlik borçlanmasındaki gibi emekliliğe sayılma hakkı tanınmalıdır. Geçici işçilik bitirilmeli. Belediyede ve il özel idarede 6 ay çalışıp 6 ay işsiz bırakılanlar sürekli kadrolara alınmalıdır ki bunlar yıllardır bu kurumlarda çalışıyorlar. 6 ay işe alınıp 6 ay işten çıkarılıyorlar. Bunlara amirinin izniyle 3 aylık uzatma dahi tanınmıyor. Engellilerin %13 olan kotası %6'ya çıkarılmalı. Engellilerin çalışma yaşamındaki süreleri kendilerine tanınmalıdır. Sayın Bakan, alanlarda çalışanların yanına gittiğimiz zaman gördüğümüz bir gerçek var. Ülkede ne yazık ki modern kölelik biçiminde çalışanlara davranış sergileniyor. Onların hakları gasp ediliyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış durumda. Vergi dışı bırakılması, ayrıca asgari ücret tutarındaki tüm ücretlerde aynı uygulamanın sağlanması gerekiyor. Çalışma yaşamında ayrım verimi düşürüyor. Rekabetçi bir ortam oluşmuyor. Çünkü eşit işe eşit ücret verilmiyor. Tüm kamuda çalışanlardan daimi geçici kapsamı içinde olanların sürekli çalışan kadrosuna alınması şart. Sendikal örgütlenmelerin önü kesiliyor. Türkiye'de kayıt dışı çalışan sayısı artıyor. İş cinayetlerinde Avrupa birincisi durumundayız. Bu sürecin çalışanların iş güvenliği adına da değerlendirilmesi gerekiyor. Meslek hastalığı tanımıyla ilgili ülkemizin içinde bulunduğu çalışma koşullarında yeni düzenlemeler ihtiyaç. Çalışanların her konuda uğradığı mağduriyeti gidermek evet, tüm milletvekilleri için bir görev olduğunu düşünüyor. Bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Yer değişikliği yapayım dedim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 5 dakikada süredir. Sayın Bakan, bir söz var. Her nefis bir gün ölümü tadacak diye. Maşallah sizin iktidarınızda da bu ülkede tüm topluluklar bir defa da olsa mutlaka ya düşman, ya terörist, ya işbirlikçi ya da hain ilan edilecek. Ben de o gruplardan birisini bugün sözü olmak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar. İktidarımız özellikle başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mitinglerde bu grupları şöyle ifade ediyor. Ülke ekonomisini çökertmeye yönelik manipülasyonda bulunanlar, erken emekli olmak isteyenler,
İkinci iş arıyor diyenler, ikinci iş arıyorlar, başkasının İslam hakkını kullanacaklar diye sürekli toplumda şikayette bulundu bu topluluklara. Sanki bunlar işsizliğin sebebi, sanki bunlar kendi haklarını talep etmiyorlarmış gibi. Geçen yıl yine bir açılışta gittikte aynen şu sözü söylemiş Recep Tayyip Erdoğan. Beni bu yola teşvik etmeyin, seçimi kaybetsek de olmayacak diyorum. EYT ile ilgili çalışmalar yapılmıyor, bu mümkün değildir. Şimdi özellikle sizden dışarıda 5 milyona yakın emeklilikte yaşa takılanlar buradan çıkacak, en azından sizin ağzınızdan çıkacak 2-3 kelimeye dikkat kesilmiş durumda. Nedeni de şu, bir yabancı haber ajansında 2 tane yetkili konuşmuş bunlara. Bu yetkililer kimdir bilmiyorum. Sizseniz bu önemli. Ama başkası ise bu hangi kisveyle bunu söylemiş bilmiyorum. Burada bir çalışma olduğunu ve bunun ayrıntılarının da yakında açıklanacağını söylemişler. Bu önemli bir gelişme. Her ne kadar seçim sattığına girilmiş olsa da umarım bir parça bir parmak bal sürme anlamında olmaz. Ama yine de bu çok kıymetli. Çünkü Türkiye'de 9 maaş alan bürokratlar var. Recep Tayyip Erdoğan'ın suçladığı kesim 2 maaş alacak diye sürekli gündemde tutuyor. 9 maaş alan insanlar varken Türkiye'de uçan saray, kışlık saray, yazlık saraylar alınıyorken erken yaşta emeklilikte yaşa takılanlara bu rakamları reva görmemek, açıkçası düşman görmek hiçbir iktidarın tarzı olmaması gerekiyor. Muhalefeti de burada suçluyor. Muhalefete de şunu söylüyor. Diyor ki bu EYT'yi muhalefet istismar ediyor. Biz neden istismar edelim? Buradaki arkadaşlarımız şayet işten atılırlarsa şöyle bir şekle giriyorlar. Patron için yaşlı, devlet için genç. Ancak bu insanlara hiç kimse iş vermiyor. Peki iş bulamayan bu insanlar ne yiyecek? Taş mı yiyecekler? Ya da bu insanlar ailelerini nasıl geçindirecekler? Çocukları nasıl okutacaklar? Türkiye'de işsizlik oranları ortada. Böylesi bir işsizlik oranları ortadayken bu yaşta insanların iş bulma ihtimali çok uzak. EYT'liler sadaka istemiyor. Sadece emeklilik hakkını istiyor. Bununla ilgili sürekli gündeme de getiriyorlar. Artık örgütlü bir topluluk bunlar. Mezarda emekli olmak istemiyorlar. Şayet bununla ilgili bir çalışma yapılır ise bizim yaptığımız hesaba göre 24 milyar civarında bir ek yük getirecek. Bu SGK'nın emeklilere ödediği pay itibariyle 6-7 oranında. Sadece şehir hastanelerinde bu yıl ödenecek tutar 21 milyar. Yani bu kaynak var aslında. Yeter ki bu kaynağı ödemeyi düşünelim. Yeter ki 5 müteahhite gösterdiğimiz ihtimali ihsani buraya gösterelim. Çünkü emeklilikte yaşa takılanların şu anda özellikle bu zam döneminde ayakta kalma şansları kalmadı. Burada bir haksızlık var. Burada cezalandırılan bir grup var. Ve bu grubun yasası bir an önce çıkartılmalı. Son ifade olarak da şunu söyleyeyim. Artık emekli yaşa takılanlar örgütlü bir topluluk. Seçimlerde bir parmak bal sürerek bu işi halletme ihtimaliniz yok. Bu iktidarı peşinde bırakmayacaklar. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, üç arkadaşımızın söz talebi var. Müsaadenizle.